Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle evde limonlu dondurma nasıl yapılır tarifini paylaşacağım. Malum yaz aylarındayız, sıcaklar epey bastırdı. Her gün sıkça tükettiğimiz tatlılardan biri olan dondurmayı limonlu olarak size sundum. Gerçekten çok sevilen bir çeşididir dondurmanın da. Evde yapımı çok kolay esasında, biraz zor gibi gözükse de gerçekten kolay bir tarif oldu. Umarım dener ve beğenirsiniz. Sizler de çocuklarınıza ikram edersiniz. Afiyet olsun. Evet arkadaşlar, malzemelerimiz 3 su bardağı keçi sütü, 2 su bardağı inek sütü, 1 su bardağı günlük kullandığımız bardaklardan şeker, rendelenmiş limon kabuğu, bir tam limon kabuğu kullandım, 1 yemek kaşığı salep, 1 limon, tam limonun suyu, bir de zerdeçal ekliyorum, yarım çay kaşığı kadar, hem şifa olsun hem renk versin diye. Sütlerimi tencereye aldım. 1 bardak şekerimi ilave ediyorum. Gördüğünüz gibi günlük küçük bardaklarla. Salepimi de ekliyorum. Ham salep kullanıyorum. Organik, orijinal salep. İyice eridikten sonra ocağımın altını kısık ayarda yakıp sürekli karıştıracağım. Tenceremin altını yaktım. Zaten şimdiden koyulaşmaya başladı. Salep yapışkan, dibi tutabilecek bir ürün olduğu için ve keçi sütü kullandığımız için koyu olacak, dibine tutacaktır. Alttan sürekli karıştırmamız gerekiyor. Donmuş süt yemek istemiyorsanız, gerçek bir dondurma yemek istiyorsanız biraz zahmetli bir tarif ama gerçekten sonucu mükemmel oluyor arkadaşlar. Ben artık tahta kaşık kullanmaya başladım. Şu şekilde havalandıra yine dipten karıştırıyorum. Çok güzel koyu bir kıvam. Şimdiden kıvamını aldık. Zaten zerdeçalımızı şu aşamada katmayacağız. Limon suyumuzu, limon kabuğumuzu, bunlar sütün kesilmesine sebep olacak. Zerdeçal değil tabii ki ama zerdeçal da çok yoğun sıcaklığa geldiğinde tadı bozulabilir. Bu şekilde karıştırma işlemimize devam ediyoruz. Bayağı koyulaştı, birazdan kaynar. Böyle ufak tefek ham salep olduğu için bende tortular kaldı. Zaten blenderdan geçireceğimiz için buzlanma yaptığında onlar da yok olacaktır. Yaklaşık 5 dakika kaynatıp ağzını kapayacağım. Zaten kaynamak üzere arkadaşlar. Evet, ben hala alttan karıştırmaya devam ediyorum. Kıvam da gayet iyi bir şekilde koyulaştı. Ağzını kapatacağım ve yine biraz hani kaynaması durana kadar karıştıracağım dibine tutmasın diye. Havalandırma işlemine devam ediyorum arkadaşlar. Ne kadar güzel havalandırırsak o kadar güzel volüm alacağız dondurmamızdan. Performansımız yüksek olacak çünkü keçi sütü var. Diğer dondurma tarifimde keçi sütü bulamamıştım. Onu da buldum. Genelde dondurma tariflerinde keçi sütü kullanılırsın, daha güzel oluyor. Daha sağlıklı zaten. Keçi sütü birazcık daha vitaminli. Çocuklarım da dondurmayı çok seviyorlar. Evde organik yesinler istiyorum. Ve bütün annelerimiz de zaten bu şekilde düşünüyorlar. Tam da yaz mevsimiyken. Ben biraz daha bu şekilde havalandıracağım. Kendi halinde soğumaya bırakacağım. Balkon tarzı, yani daha serin bir yere alırsanız, böyle ara ara karıştırırsanız daha çabuk soğuyacaktır. Evet arkadaşlar, artık bayağı bir ılık hale geldi. Soğumadı tamamen. Hemen zerdeçalımı ekliyorum. Hızlı hızlı karıştırıyorum ki topaklanma olmasın. Ben geniş bir tavada yaptım çünkü soğutma işlemi geniş tavada daha güzel oluyor. Birkaç tane tencere değiştirmek istemedim. İsterseniz siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Daha kolaylaşır işiniz. Aynı bu şekilde bu tencereyle de buzluğa kaldıracağım. Hemen akabinde rendelemiş olduğum bir limonun kabuğunu da ekleyeceğim. Limonları rendelerken lütfen sadece sarı yerlerini rendeleyin. Beyaz yerleri acılık verir. Hemen onu da ekliyorum. Streç filme sardım önceden rendelediğim için. Yoksa kararma yapıyor. Böyle dişinize de gelecek yerken. Zaten şimdiden sünen bir kıvam oldu. Uzayan bir kıvam. Tamamen soğuduğunda ağzını kapatıp buzluğuma kaldıracağım arkadaşlar. Tamamen soğuma işlemimiz gerçekleşti. Bir tam limonu sıktım. Bir süzdüm arkadaşlar. Çekirdekleri falan olmaması gerekiyor. Çekirdek kaçırmayın içine. O da acılık verecektir. İyice yedireceğim. Karıştıracağım. Buzluğuma kaldıracağım. Ağzını kapatıp. Muhakkak ağzını da kapalı tutun dondurmanızın. Borcam da kullanabilirsiniz. Borcam kullanmayı tercih etmedim. Bu şekilde blenderdan da geçireceğim için daha kolay olacağını düşündüm. Sizin tamamen kendi arzunuza kalmış. Limon kabuğu şeyini, yoğunluğunu da yükseltebilirsiniz. Suyunun yoğunluğunu da yükseltebilirsiniz. Bu ideal olan. Tabii ki damak zevki gerçekten insandan insana değişiyor. Biz bu şekilde seviyoruz. Normalde de tarifte olması gereken bu. Kıvamımız bakın sürmeye başladı bile. Sakız gibi. Maraş usulü gibi. Güzel bir dondurmamız olacak. Evet, ağzını kapattım. Artık kaldırabilirim arkadaşlar buzluğuma. Evet, bir saati geçti. Buzluğa kaldıralım. Kenarlarındaki donmaları şu şekilde. Sürekli bu şekilde kontrol edeceğim. 1 saatte, 1,5 saatte bir. Yani toplamda 4 kere de bu işlem bitmiş olacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi baya artık buzlanmış. Donmaya başlamış arkadaşlar tamamen. Artık blenderla iyice pürüzsüz hale gelene kadar, buzları iç içe geçene kadar buzlanmış bütün bölümü tamamen karışması gerekiyor. Dondurmanız buzlanmış halde olmaması için bu şart. baksana şimdi kenarları daha sert. Yine blenderımdan geçireceğim. Bu üçüncü kez yapışma olacak arkadaşlar. Kenardaki şu buz olan kısımları içe doğru almamız gerekiyor, yumuşak kısma. Evet, bu işlem için en iyisi tahta kaşık. Hem dövüyoruz dondurmamızı da. Gördüğünüz gibi çok güzel bir kıvamı var. Artık kıvam almaya başladı. Dondurma haline geldi. Bu ortada birleştirme işini yaparsanız hiçbir yerinde buz kalmayacak. Evde kendi doldurmamızı orijinal bir şekilde dönüş yapacağız. Işıktan dolayı beyaz duruyor ama yani şu an akşam olduğu için gündüz sapsarı halini göreceksiniz sunum aşamasında. Blender'dan geçirdim. Bir önceki blender'dan geçirmemde daha sıvıydı. Daha yumuşaktı. Şimdi tam bir dondurma kıvamında. Tadı enfes. Limon severler için, limonlu dondurma severler için gerçekten eşsiz bir tarif oldu. Yine ben buzluğuna kaldırıyorum. Evet arkadaşlar, şöyle limon tanecikleri içinde gayet belirgin. Rengimiz de tam limon sarısı oldu. Dondurmalarımızın kıvamı da gayet güzel. Şöyle sesinden de anlayacağınız gibi buzlanma yok. Hepsi aynı ölçüde donmuş. Evet, dondurmamı servis kabına aldım. Gördüğünüz gibi bakın, limonlarımız tane tane. Gayet belirgin. Buzlanma yok dediğim gibi. Rahat rahat kaşınıza alıp yiyebileceğiniz enfes bir dondurma oldu.